Are you listening? Damn. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyilerdir inşallah. İyilerdir. Biz iyiyiz bu Çok arada. Çok şükür. iPad. iPad 4. nesil sim kartla. Lightning girişli. Çok eski bir tablet değil. Bu bizim yine her zaman bahsettiğimiz sanal bit pazarından satın almış olduğumuz bir tane iPad. Şu an için fiyatına değinip değinmeyeceğimize karar vermedik. Başlığa yazdıysak değişmiştir kararımız. Değinmişizdir. Bugün bunu Semih ile birlikte sizin karşınızda tamirini yapacağız. Evet. Ufak tefek de bilgilerinden bahsedeceğiz. Nasıl satın aldık ve hangi ekipmanları kullanmamız gerektiğini Semih evet, bize size bahsederim. Siz de böyle bir evinizde belki kırık bir tabletiniz varsa iPad varsa bu videoyu izleyerek, dikkat ederek daha çok bozabilirsiniz. Daha çok bozabilirsiniz. Mottomuz bu. İşin şakası Şaka. Bu yani. Ya bozanlar oluyor bu arada. O zaman biz tamire geçelim. Hadi gelin. Birçok arkadaşımız biliyor iPad'i sökmemiz için gerekli olan ön camı ilk önce çıkarmamız. Bunun için de biz separatör kullanıyoruz. İsterseniz sıcak hava da kullanılabilir. Separatör mantık şu metal kısım ısınıyor. Orası ısındığında da camı ısıtıyor. Soran arkadaşlarımız olacaktır. Şifrelerini aldık arkadaşlar. Tam dokunmatik basmadığı için deneyemiyoruz şu an. Basılıyor da bak böyle kendine basıyor. Sonra sıfırlama işlemini yaparız. Belki diğer kanalımız olan Pixit TR'ye atabiliriz. Olabilir. Bir ısıtalım. Biraz beklememiz gerekiyor birkaç dakika kadar. Bu videoda yeni ekipmanlarımız da var. Onlarla da tamir yapacağız. Semih bahsedecek size onlardan. Şimdi şöyle bir tane. Bunun adı ne diye geçer? Diril. Yok, diril miydi? Diril. Böyle minyatür bir şey arkadaşlar. Aslında bizde bunun büyüğü var. Ama onu biraz kullanmak zor oluyor. Neden zor oluyor? Teferruatlı olduğu için. Şimdi bu arada reklam yapıyorsun demesin arkadaşlar. Şimdi iPad ısınırken kullanacağımız malzemelerden bahsediyoruz. Bunu kullanacağız zaten. Çünkü neden görürsünüz biraz. Ki bu malzemeleri zaten öğrenmeden ne amaçla kullanıldığını, nerede kullanacağınızı bilemezsiniz. İhtiyacınız varsa da açıklama kısmında linklerini bulabilirsiniz bunları. Şimdi bunu neden iPad videosunda kullanmayı düşündüm? Onu da söyleyeceğim size. iPad'lerin yani daha önceden tadilatını yapanlar bilir. Genelde şu kenarları ezilir. Bakın burası daha önceden tamir görmüş. Burayı zımparalamak gerekir. Onun için de bu tarz bir drill lazım. Bizde var ama dediğim gibi biraz kabaydı. Küçük olsun diye bunu aldık. Yanında da şöyle bir sürü parça geliyor. İşte parlatma parçası var, zımpara var. Bunun içinde yine taşlamaya yarayan parçalarımız var. Bakın bir sürü. Güzel bir ürün. Burada şimdi taşlamak için kullanılan bakın birçok ekipman var. Mesela biz şununla taşlayabiliriz. Şöyle. İleriki dönemde kullanacağız arkadaşlar. Bunun bir özelliği daha var. Ekran ya da kasa çiziklerinde de arabalar pastacılığa yapılır ya. O mantıkla pastacılığa yapabiliyorsunuz. Evet. Güzel, çok fonksiyonlu bir alet o yüzden. Ahşap işleri falan da yapan kişiler hobi anlamında kullanıyor bunları. Bu şekilde taktık. Bunu da şuraya bastım. Şurayı basıp kilitlemek lazım. Oldu. Şimdi ilk önce bir sökelim. Şimdi toplarız. Ben amele topluyorum. Gerekli kadar ısınmış. Şimdi bunu sökmek için genelde şurası kırık bakın. Arkadaş buna 85 tane parça koyulmuyor. Bu ne? Ben kırık yerden başlamayı tercih ediyorum. Zaten daha önceden sanırım değişmiş tahminimce. Kolay çıkıyor. Bizim kontak spreyi verir misin? Kontak spreyi sıkmayacağım Falcon tabii ki. Falcon 530. Sıkmayacağım. Sakın öyle anlamayın. Şunu şuraya yatırmak için istedim. Daha önceden dediğim gibi değişmiş. Çıtayı buraya yapıştırmışlar. Al işte. Aksilik. Ne oldu? Çıtası kırıkmış. Onu oraya öyle yapıştırmışlar. Bir de çift taraflı bant yapıştırmışlar. Fark etmez. Onunla da yapıştırılır da. İşte bilmeyince biz daha önceden böyle bir şey olduğunu. Tabii tekrar yenileriz onu olmadı. Çıta yok ki. Yok yani eskisini takarız. Hı hı. Şöyle şuradan çıkartalım. Çıta dokunmatiğe yapışmış. Bu çıta da değişebiliyor aslında ama elimizde yok sanırım şu anda. Bir dakika kafam girdi. Tamam. Bunu da bu tarafa yatırdık. Bakın o kadar zaman geçmiş değişiminden. Çatlaklar buraya aksamış. Hemen tornavidamızla sökelim. Ekranımızı kaldırıyorum. Ekran ön tarafa yatırmamız gerekiyor. Ekran flexi burada. Dokunmatik flexi de burada. Bunun dokunmatik flexi biraz daha yukarıya geliyor diğerlerine göre. Dokunmatik flexlerini çıkardım. Dokunmatiği yerinden alalım. Burada, ne yapayım bunu? Semih bunu ne yapayım? Bir dakika abi. Elinde tut. Onu çöpe atacaksın. Ne yapacaksın? Çöpe mi atayım? Evet. Şimdi bir deneyelim bakalım yeni dokunmatiğimizi. Acaba basacak mı basmayacak mı? Yine aynı şekilde buraya bıraktım.
A few moments later. Dokunmatiği taktık. Şimdi bir de ekranımızı takalım. Görüntü gelecek mi? Ekranımızı da taktık. Bastık. Görüntü geldi. Şimdi hiçbir şey yapmadan bu home filmine zarar vermeyin arkadaşlar. Şifremiz 3553'tü. Evet, doğruymuş. Home tuşuna basalım, geri çıksın. Şimdi dokunmatiği en iyi test etme yöntemimiz budur. Selective Touch'ı açtık. Şu şekilde bakalım. Her yer basıyorum. Bunu hiç parmağımızın bırakmaması gerekiyor bu dokunduğum simgeyi. Gayet iyi, sorunsuz basıyor. Şimdi dokunmatiği yerine monte etmeye geçelim. Burada şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Dokunmatiği bir sökmem lazım tekrardan. Neden olduğunu söyleyeceğim. Çünkü bu iPad 4. nesilde. Bu dokunmatik 3. nesile de uyuyor. Ama 3. nesilde HomeFlex'i buradan da algılayabiliyor. Ama bu algılamıyor ne yazık ki. Bunu biraz hemen ısıtayım. Şöyle göstereyim. Şu tuşu buradan sökmem gerekiyor. Çünkü bunu buraya monte edeceğim. Biraz ısınsın. Kenarları da temizlemek istiyorum bu arada. Ekranı sökeyim. Ben bu kadar kötü olduğunu tahmin etmiyordum bu tabletin. Ucuz olunca böyle oluyor. Ekrana yani baksan ekran da çizilmiş. Çok kötü durumda. Şu kenarları biraz temizleyeyim. Bu arada Sanal Bit Pazar arkadaşlar, tabiri caizse koyduğumuz bir isim. Normalde öyle bir ismi yok. Aslında bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi. Google'a Sanal Bit Pazar yazarsanız bir şey çıkmayacaktır. Onu biz uydurduk. Bence güzel bir isim. Evet. Sanal Bit Pazar. Bence Sanal Bit Pazarı yapsalarmış daha çok tutardı. Aynen. Neyse, burada onun linklerini veremiyoruz. İki sebebi var. Birincisi, bize herhangi bir reklam ödemiyor o şirket. Ki biz onun linkini verirsek mali açıdan bizim için sıkıntı olabilir ilerleyen dönemlerde. İkinci sebebi de ilgisi olmayan insanları boşuna oraya trafik yarattırmak istemiyoruz. Hani piyasasını yükselttirmek istemiyoruz. Çünkü uygun fiyatlı cihazlar buluyoruz. Bunun yerine Instagram'da o firmayla işbirliğimiz olduğu için Instagram'da hikayeden paylaşıyoruz. Hikayeye bakmazsanız yine göremezsiniz. Sadece hikayede paylaşıyoruz. Mesela neden öyle yapıyoruz? Çünkü hikaye tabanlı iş ortaklığı programı. Neden YouTube'a link vermiyoruz? Çünkü vergisel anlamda YouTube'a bir bildirimimiz yok, kaydımız yok. O şirketle bir anlaşmamız yok. Evet arkadaşlar. Hani arkadaşlar, iş, ticaret ve para girdiği zaman bazı şeyleri daha dikkatli ve resmi yapmanız gerekiyor. Yani aranızda kanal sahibi ya da kanal açmayı düşünenler varsa bu tür şeylere dikkat edin. Yarın öbür gün 3 kuruş para kazanacağım diye 5 kuruşluk ceza ödemeyin sağ olun. Yani bazı arkadaşlar öyle bir diyor ki, niye linkini? Ya biz linki koymamamızda bir amaç var yani. Vergisini ödemediğimiz bir şeyin linkini koyamayız. Hani oradan maliye ben anlatamam ki para almadım diye. Evet. Ya gerçi mesela ürün linklerinde de bir vergi alınmıyor. Şey, vergi ödemiyoruz ama. Dolayısıyla üründen adam sana bir para ödüyor ya da bir yani ürün gönderiyor. O senin ücretin olmuş oluyor. Evet. Dolayısıyla bunu fatura ediyorsun karşı tarafa. Şimdi zarar vermeden bunu sökelim. Bu da normalde kendisi hemen çıkar. Bunda öyle parmak izi okucusu özelliği yok zaten. Yok. Home tuşunu oraya öyle koymuşlar işte. Yeni gelen arkadaşlar. Pardon. Hemen çıkar. Şimdi biz çıkarmak istiyoruz ya. Zorluk çıkar. İki kişi tamir yapmıyoruz. Semih sadece tamir yapıyor. Yeni gelen arkadaşları ben bilgilendirme yapayım. Ben genelde cihazları satın alıyorum. Semih de tamirlerini yapıyor. Öyle oluyor. İşbirliği. Çıkardık. Bu tuşa, yani niye çıkardım? Bu tuşa bizim bir ihtiyacımız yok çünkü. Ondan dolayı çıkardım. Bu iPad için çekilişte de hediyeden bahsetmedik, farkındayız. Hani diğer iPad'lerde evet öyle yapıyorduk. Bu iPad'in bizim için farklı bir şeyi var. O yüzden burada bahsetmedik arkadaşlar. Şimdi bakın, bu alette de şöyle şuralarda az bir şey yükseltiler var. Taşlama yapıyor. Görmüyor kimse şu an hiçbir şeyi. Ne yapayım? Bunu indireyim oğlum ben. Bunu niye böyle yapıyorsun? Bana niye diyorsun oğlum? Ben ondan ben sen yaptım. Ayarladın oğlum onu. Şimdi girmiyor. Güzel taşlıyor ama. Çok küçük. Normalde bu devasa bizdeki. Ya kablosu falan var böyle. Ekrana bakmıyorum içeride montörü. Buraya bak abi, buraya. Montöre bak oradan ya. Bataryaya kaçırırım. Montör koymuş adam kameraya bak diye. Bit kadar. Çok büyük değil ama iyi. İdare edeyim. Eskiden telefonların ekranları büyük müydü? Bu şekilde bu arkadaşlar. Gayet güzel bence. Bununla ekran parlatalım. Çizik ekranı. Deneyelim. Topla bunları sen. Ben amele toplar. Şimdi burada iki tane seçeneğimiz var. Ya çift taraflı bantla yapacağız ya da E7000 tarzı bir yapıştırıcı süreceğiz. Ama ben genelde tabletlerde çift taraflı bantla yapmayı öneriyorum. Merak etmeyin, bu çıta da yapışacak. Çift taraflı bant yaparken onu da yapıştıracağım. Abi çift taraflı bant burada bitmiş, getirir misin? Kendi yapışkanı var panelin. Yalnız ben biraz daha iyi olmasını istediğim için bir yapıştırıcı daha kullanmak istiyorum. Daha iyi tutacağını düşünüyorum. Çıtanın altını bilerek yapıştırmadım.
Çünkü burada milimler önemli. Kalınlık yapmasını istemiyorum. O yüzden çıtayla alüminyum kasaya ortak yapıştırma yaptım. Bu çift taraflı bant da kaliteli bir çift taraflı bant. Yani emin olun diğer yapıştırıcılar kadar kuvvetli. Bunu sökmek için yine sıcak hava veya separatör yardımı gerekir. Bu tür şeylerde E8000, B7000, T7000, S2000 kullanmamamızın sebebini söyleyelim arkadaşlar tekrar. Çok soruyorsunuz. Fabrikanın orijinal yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. Tüm teknik servisler, profesyonel çalışan kişiler bu şekilde davranırlar, bu şekilde yaparlar. Bazı telefonların arka kapaklarına E8000 sürmeyiz. Sadece çift taraflı bant yaparız. Bazı aletlerin de ekranlarına yine E8000 türü yapıştırıcı sürmeyiz. Çift taraflı bant yaparız. Yani. Bunları size videolarımızda zaten söylüyoruz. Bu iPad'de de orijinalle fabrikadan çift taraflı bant olduğu için yine çift taraflı bant yapıyoruz. Yani şöyle bir çıkarım yapın. Bunu biz bir yerden öğrenmedik. Burada bu varsa, yani fabrika buraya bunu yaptıysa bunu yapın. Siz oraya E8000 sürerseniz sizin uydurmanız olur. Öyle bir yani. Şey yok çünkü. Fabrikada bunlar kalıplarda, ekranlar ya da kasalar basılırken preslerle milimetrik ölçümlerle yapılıyor. Oraya hangi yapıştırıcı süreceğine kadar ölçüyor aletler ve kasalar, ekranlar ona göre yapılıyor. Sonradan o malzemeler kullanılıyor. Genelde 3M kullanırlar bu tür markalar. 3M bir bant markası. Kendisininki 3M ama ben yine de çok da nadir olsa, şimdi bu aldığımız dokunmatik bizim orijinal değil. Bir de çıta problemli, o yüzden çift taraflı bant yaptık. Kendi bantımla bu işi biraz daha hani perçinlemek istiyorum. Daha kuvvetli olmasını istiyorum. Burada genelde bakın şu taraf açıkta kalır. Bunun için şu dokunmatik filmini buraya şu şekilde oturtmanız gerekiyor. Bunu böyle oturtmazsanız flex boşluk yapar ve havada kalır. Bunu oturttum. Şimdi sıra geldi ekrana. Ekranımızı da takalım. Bir de muhakkak E8000 ya da çift taraflı bant kullanmadan önce eski yapışkanların izini kasadan ya da ekrandan silin. Yoksa çok hoş bir görüntü olmayacaktır. Evet. Bir türlü bir yapıya sahip olacaktır. Benim kullandığım tornavidalardan biri Wolfstick. Bir de genelde Mije'yi de kullanırım. Bu da güzel bir tornavida arkadaşlar. Şimdi vidaları yerimize takalım. Bu kullandığımız tüm ekipmanları biz bırakırız aşağı linkini arkadaşlar. İndirimli linklerini bulmaya çalışıyoruz zaten bırakırken. Onun haricinde Falcon 530 ya da şu Pena gibi ya da o çift taraflı bant gibi ürünleri de bizim tamiret.net'te bulabilirsiniz. Onların linkini bırakmama gerek yok o yüzden. Diğerlerini de zaten biz hep Banggood'dan satın alıyoruz ya da Türkiye'den alıyoruz. Yurt dışı alışverişlerinizde uçak kargo seçeneğini seçerseniz eğer kapıda vergi sürpriziyle karşılaşmazsınız. O an alır sizden vergi. Hem de kargonuz bir hafta içinde gelir. Diğer türlü vergi kapıda seçeneği seçerseniz ücretsiz kargo o seçenek. Fakat şöyle bir durum var. 15-20 günü buluyor. Benim gibi aceleciyseniz, beklemeyi sevmiyorsanız uçak kargo alın. 30-40-50 neyse fazla ödeyin, hemen gelsin. Zaten hesaplı oluyor ürünler orada. Tozları sildim. Yalnız bazı yerler var. Burada ne yazık ki çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü bu dokunmatiği uzun süre böyle kullanırsan çıkmaz. En sık yaşanan şey şudur. Genelde kamera camı mesela kırılır şahısın. Ama kamera camının kırıldığını önemsemez ve değiştirmez. Aradan belli bir zaman geçer, atıyorum birkaç ay. Kamera öyle bir fotoğraf çekmeye başlar ki çok kötü. Bu sefer gider 20-30 TL neyse kamera camını değiştirmek ister ama işi çok geçtir. Kamera artık kamera camı içine merceğe toz alıyor. Bunu fotoğraf çekenler de iyi bilir. Korumazsa mercek koruyucusuyla. Evet. Boşta dururken kamera içi zamanla tozlanır. O yüzden yani bir şey çatlaksa, kırıksa öyle kullanılmamasını ben tavsiye ederim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Unutuyordum. Çıkardık mı? Çıkarmamışız. Şimdi aklıma geldi. Burada da bir koruyucu cam var. Hayır. Şunu bir tutsana cam. Flex'e gir. Ya takacağınız yapıştırıcıyı ya. Bir şey yaptı mı? İşte ben bu yüzden tekrardan yapmak istiyorum. Yan sanayi olduğu için arasına sıkıştırmışlar. İlk önce onu takmış, sonra bantı yapmışlar çıtaya. İlk önce bir köşeyi şöyle tam oturduğuna emin olun. Üst kamera deliğinin de girmesi gerekiyor. Kameranın orada şu iki tane çivi var. Onların yerine geçmesi lazım. Tamam arkadaşlar, yapıştırdık güzelce. Şifremizi girelim. 3553. Sorunsuz çalışıyor. İlk açıldığında biraz yavaş olabiliyor tablet. Bu şekilde gayet güzel. Aldığımız rakamı da belki başta yazarım, belki yazmam. Ama bu tablet için aldığımız para çok uygundu bence. Siz de yorumlara belirtirsiniz. Sizin de fikirleriniz önemli bizim için. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Damn.